Yine Zübeyir Aylar, Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü dinleyerek MİT'e geri dönmesinin Fidan'ın saygınlığını sarstığına dair de bir açıklama yaptı. Ne alaka canım? Yani zaten MİT mensuplarına normal bir gözle bakmıyor böyle tipler. Ayrıca MİT'ten ayrılır, geri döner. Yani son derece makul, ne alakası var? Üniversiteden ayrılıyor adam, siyasete giriyor, siyasetten yeniden üniversiteye giriyor. Ya bunun hiçbir anlamı yok, boş laf. Saygınlığını niye azalsın? Bilakis daha da artırır. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı ricası üstüne yeniden MİT'e gelmesi, MİT müsteşarı olması onun itaatli, saygılı, nezaketli, vicdanlı bir insan olduğunu gösterir. Düne kadar hükümet içindeki bakanlardan daha etkili bir konuma sahipti. Şimdi yalnızca bir memur demiş. Yok canım, olur mu? Aynı konumda. Evet. Konumu daha da artmış olabilir. Yani daha güvenilir, daha sadık olduğu anlaşılmıştır. Tabii ki memur, her zaman için memur da geç yoktur. Ama MİT müsteşarı demek devletin güvenilir insanı demektir. Yani en güvenilir insanlardan seçilir MİT müsteşarları. Dolayısıyla o lafı kimse dinlemez.